Herkese iyi haftalar. Hayatımız Proje adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz proje yönetimi kurumsallık gerektirir. Küçük firmaların hızlı bir şekilde büyüdüğüne çok tanık oldum. Bu büyüme sürecinde önemli sorunlar yaşanıyor ve bunlardan biri proje yönetimi. Amatör ruhtan kurumsallaşmaya doğru giden şirketlerde en çok dikkatimi çeken şu olmuştur. Bir çekirdek kadro vardır. Bu insanlar patronla iyi ve kötü zamanlarda bir arada olmuşlar. Şirketin kurulmasından bugünlere gelmesinde çok emekleri olmuştur. Fakat büyüme kaçınılmaz olunca artık yeni insanlar aralarına katılır. Yeni iş yapma şekilleri ortaya çıkar. Patron da eskisi gibi her an o çekirdek kadro ile bir arada çalışan kişi değildir artık. Kurumsallaşma gereği daha stratejik kararlar verilmesi gerektiği için çekirdek kadroyla arası açılmaya başlamıştır. Proje yönetimi pek çok şirkette eski köye yeni adet olarak anılır. Bu özellikle büyüyen şirketler tabii ki. Çekirdek ekip işlerin eski yöntemlerle gitmesini ister. Keşke her şey eskisi gibi olsa, küçüktük ama mutluyduk gibi ifadeler dillerinin altındadır ama söylemeleri mümkün değildir. Her örneklerinde biz Ali Bey'le patron olduğunu varsayınız Ali Bey'in. Bir ayda şöyle şöyle işler becerdik, şunları şunları bitirdik, şöyle yorulduk, gece gündüz çalıştık gibi ifadeler vardır. Hep o günleri anarlar, hep o eski günlerin güzelliğinden bahsederler. Bu masada oturanların çoğu yoktu. Hatta bunlar o sırada şortla geziyordu gibi ifadeler bile ağızlarından çıkabilir. Evet, vaktiyle her şey çok güzeldi ama rekabet, pazar şartları, müşteri sizi mutlu günlerinizle pek ilgilenmiyor. Değişim zor ama gereklidir. En iyisi bu süreci hızlıca kabullenip gereğini yapmaktır. Yenilerin ve büyüme hedefi koyan üst yönetimin İşini kolaylaştırmak adına eski çalışanlara çok daha fazla görev düşer. Çünkü bilgi, tecrübe eskilerde mevcuttur. Bu bilgi birikimi yeni çalışanlara aktarılmazsa, sadece eski günlerle övünerek zaman harcanırsa, rekabetten dolayı bir zaman sonra övünecek bir şirkette kalmayabilir. Büyümek istiyorsak kurumsallaşmalı, kurumsallaştıkça da projelerin kurallarına göre yönetilmesini sağlamalıyız.